Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi arkada binlerce şehit yakını, binlerce Sarıkamış şehitinin sevenleri, sevdalları gelmiş. Tabii bunları anlatmak kimlere aittir? Ozanlara, şairlere aittir. Dolayısıyla çok güzel şiirler de biz burada okuyan arkadaşlarımız oluyor. Kars'ın profesyonel sunucusu, Kars'ın yüz akı gerçekten. Kemal Ali hocamız burada bir şiirini okumasını rica ettik. Bakalım. Ne diyecek? Hele söyle kardeş diyor değil mi? Eyvallah. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Ben de bu vesileyle sizin aracınızda 107. yılında Sarıkamış Harekatı'na şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize, bu vatanı, bu toprağı vatan yapan şehitlerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun diyorum ve bu şiiri onlara armağan ediyorum. Yorumlayabilirsek ne mutlu bize. Hele söyle kurban olduğum, hele söyle. Efim efim donarken gecenin ayazında, nefesin buhar olup çıkarken son defa, çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidim, elin mi önce dondu yoksa ayakların mı? Kim düştü önce toprağa, sen mi, arkadaşın mı? 90.000 can düşerken bir bir yere, yükselirken sessiz çığlıklar tekbirlerle birlikte, kim düştü önce aklına, anan mı? Hele söyle kurban olduğum, yoksa balan mı? Şimdi ne zaman aklıma düşsen, gözümden yüreğime gözyaşlarım buz tutmuş. Ne zaman seni ansam, içim yanar, dışım donar. İçim dışım çığ tutar. Sarıkamış yalandır, borandır Sarıkamış. Sarıkamış ayazdır, destandır Sarıkamış. Sarıkamış evlattır, tam 90.000. Evladı buz kesmiş, evladı toprak olmuş. Tam 90.000 anadır Sarıkamış, 90.000 anadır Sarıkamış, yaradır Sarıkamış, borandır Sarıkamış, destandır Sarıkamış, destandır Sarıkamış. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunu izleyicilerimiz herhalde zaten izlerken de duygulanacak. Eyvallah, teşekkür ederim. Her şeyi anlatmışlar. Çok sağ olun var mı? Ben teşekkür ederim. Tabii bu kutlu miras, bu anlamlı
emanet. Hepimize olan bir emanet. Bu kurtu mirası bizlere bırakan Sarıkamış şehitlerimizi, gazilerimizi, ahirete intikal edenleri bu vesileyle rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum. İnşallah iki gün boyunca da çalışmalarımızda gençlerimizle Türkiye'mizin dört bir yanından gelen, koşa koşa gelen ve heyecanıyla, kararlılığıyla bizlere yarınların daha güçlü Türkiye'sinin müjdesini veren gençlerimizle inşallah son emanetimizle taşıyacağız. Ben sizlere de teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi enerjiksiniz, gayretlisiniz. Rabbim gayretlerimizi zayi etmesin. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Sarıkamış dramının 107. yılında Türkiye Şehitlerle Yürür anma etkinliğindeyiz. Yanımızda Ankara'da her zaman şehitleri yaşatan, her yıl şehit etkinliğine katılmak, anma etkinliğine katılmak için orada etkinlik yapan, anma etkinlik yapan Ankara Kars Ardahanlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Erdoğan Yıldırım'la birlikteyiz. Yine ekibiyle, yine arkadaşlar gelmiş. Her zaman olduğu gibi yine de duygularını alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzleyicilerimiz sizin buradaki duygularınızı almak ister. Buyurun efendim. Öncelikle Kaşgar TV'ye, özellikle de Mustafa Küpeli'ye teşekkür ediyoruz. Duaya Mustafa Küpeli şehitlerini hiçbir zaman unutmadı. Her zaman şehitlerinin yanında oldu. Bizler de hep şehitlerimizin yanında olacağız. Çünkü bu şehitlerimiz yalnızca Sarıkamış şehitleri değil. Her yerde söylüyorum. Sarıkamış Çanakkale'nin altyapısıdır. Sarıkamış olmasaydı Çanakkale olmazdı. Onun için tüm şehitlerimizi rahmet minnetle anıyoruz. Sarıkamış'ın bir özelliği daha var. Sarıkamış artı 40'tan gelecekler Yemen'den, eksi 40'a gelip burada vatanı için savaşacak o 15-16 yaşındaki o yavrularımız, onlara Allah rahmet eylesin. Ne için geldiler buraya? Vatanlarını korumak için geldiler. Sarıkamış'ın bir özelliği var. Kendini kayıtsız şartsız vatana feda etme destanıdır Sarıkamış. Onun için Sarıkamış'ı her platformda anlatacağız. Sarıkamış bizim için çok çok önemli. Şehitlerimizi Allah onlardan razı olsun. Minnetle anacağız, şükranla anacağız. Çünkü onlar olmasaydı şimdi biz burada böyle rahat rahat yürüyemeyecektik. Bu röportajı veremeyecektik. Emeği geçen ben herkese de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Her sene olduğu gibi çok güzel bir organizasyon oluyor. Türkiye'nin ve hatta yurt dışından birçok insanlar buraya geliyor yurt dışında. Birçok insan geliyor. Onun için hepsini burada tebrik ediyorum. Niye? Şehitlerine sahip çıkıyorlar. Şehitlerimiz burada, hepimizin şehitleri diyorum. Onun için onları minnet, şükran, saygıyla anıyorum. Federasyon olarak yine ekip olarak tabii geldiniz. Federasyon olarak yine ekibimizle geldik. Allah razı olsun. Her sene yapıyoruz bunu biliyorsunuz. 13 yıldır aralıksız şehitlerimize geliyoruz. Sizler de geliyorsunuz. Ben tekrar Federasyon Yönetim Kurulu üyelerine, dernek başkanlarımıza, herkese teşekkür ediyoruz. Şükranla, minnetle anıyoruz onları. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah şehitlerimizden razı olsun, gazilerimizden razı olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet olsun diyorum. Buradan saygı ve sevgilerimi onlara iletiyorum. Peki. Sağ olun. Ankara Kars Ardahanlı Dernekler Federasyonu Sarıkamış şehitlerinin 99. yılında 90 bin tane burada gül getirdi, dağıttı. Başkanım onu söylemedi. Allah razı olsun. Dolayısıyla duyarlı bir başkandır. Biz burada yayınlarımız aralıksız devam İnşallah edecek. İnşallah yarın onu unuttuk. Yarın burada tören alanında çorba dağıtacağız. Hem yukarıda hem aşağıda çorba dağıtılacak. İnşallah o sıcak çorbadan da içelim hep beraber. Orada da şehitlerimize birer de Fatiha okuyalım diyorum. O zaman konuşmamızın yarın, devamını yarın, çorba içerken yapalım. Çorba içerken yapalım orada. Peki. Tören alanında. Peki. Teşekkür Peki. ederiz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Sarıkamış Harekatı 107. yılında Türkiye Şehitleri'yle Yürür Anma Etkinliğindeyiz. Sarıkamış Harekatı tarihçiler zamanında hiçbir zaman dile getirilmemiş, yazılmamış. Sarıkamış Harekatı 22 Aralık'ta başlamış, 5 Ocak'ta bitmiş. 3 kez Sarıkamış alınmış ve 30 bin Rus askeri öldürülmüş. Sarıkamış Harekatı'ndan sonra köylüler 25-30 yılda mermi çekirdeği satmışlar. Fakat Enver Paşa buradan giderken hiçbir tarihçi bu bölgeye bırakmamış. Ve hiçbir ozan, bir şair de bir türkü ve bir tane şiir yazmamış. Dolayısıyla savaşın tanıkları yok olmuş. Biz de kendi gücümüzle bir şiir yazdık. Ah Sarıkamış, ah Sarıkamış. Kar altında neler kalmış. Yanımda halk müzik sanatçısı Hakan Çelik de Sarıkamışlıdır. Dolayısıyla şiirimizi bir televizyondan okurken duygulandı. Dedi ki ben bunu türkü yapacağım. Türkü yaptı, bakalım. Hakan Bey'in şiiri kendi ağzından dinleyelim.
Buyurun. Evet, şimdi ben sadece şiirini okuyayım çünkü şey olmadığı için. Sarıkamış, Sarıkamış, sende nice er yaşamış. Baktım yeşil dağlarına, beden kar altında kalmış. Beden kar altında kalmış. Soğuk kırdı belimizi, tipi kesti yolumuzu. Dağlar bilmez halimizi, Sarıkamış, Sarıkamış, dedem, dedem kar altında kalmış. Ay karanlık, mesafe çok, karnım aç, takımım yok. Aç halinden, bilmedi ki tok. Sarıkamış, Sarıkamış, kar altında neler kalmış. Tetiği çekmez parmağım, donmuş elim tırnağım. Düzde yoktur barınağım. Sarıkamış, Sarıkamış, sevdam, sevdam kar altında kalmış. Aşkım kar altında kalmış. Evet. Emir vermek kolay iştir. Bu iş, bu iş ölüme gidiştir. Saray sıcak, dağlar kıştır. Sarıkamış, Sarıkamış, düşüm kar altında kalmış. Küpeli der Enver Paşa, kıydın bize. Dönemedik evimize, barkımıza. Önde ne kalmıştı ki yaza? Sarıkamış, Sarıkamış, hırsın kar altında kalmış. Hırsın kar altında kalmış. Enver Paşa'nın hırsı kar altında kaldı. Evet. Biz de bir şiirimizle o savaşa tanıklık etmeye çalıştık. Her ne kadar o dönemlerde yazılmadıysa da şairlerimize, ozanlarımıza yasa konduysa demek ki 100 yıl sonra da insanlar şiir yazabiliyormuş. Sarıkamış şehitlerini anlatmaya çalışıyormuş. Ben Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi size anlattığım gibi buraya gelen bütün şehit yakınlarıyla tek tek görüşüyoruz. Şehit ve Gazi Dernek Başkanları'yla görüşüyoruz. Şu anda Diyarbakır Şehit ve Gaziler Dernekleri Federasyonu Başkanı değil mi? Şehit Gazi Dernekleri Konfederasyonu Başkanı. Ben Ahmet Büyükbur, Şehit Piyader Mehmet Peçen'in abisiyim. Diyarbakır'dan, Van'dan, Hakkari'den, Iğdır'dan, Kars'tan, Trabzon'dan, Anadolu'nun dört bir yanında. Bundan 107 yıl önce Kardelen Çiçekleri gibi bir gecede donan ecdadımızı anmaya geldik. Bizler hem şehit aileleri hep muharip gazilerimizle birlikte son nefesimize kadar bu anma etkinliklerine katılacağız ve şehitlerimizi her yerde söyleyeceğiz. Birileri nefes alıp veriyorsa onlar için nefesini verenler var. Onlar bilsinler ki biz bu vatan için, bu vatan üzerinde yaşayanlar için nefesini verenlerin şehit aileleriyiz. Bizler ölümsüz kahramanların aileleriyiz. Bundan 107 yıl önce Sarıkamış Allahu Ekber dağlarında atalarımızı, dedelerimizi yad etmeye geldik. 1071 Malazgirt Zaferi ile birlikte Muhammed Alparslan Komutasındaki bütün cedimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve komutasındaki bütün Mehmetçiklerimizi, bugün Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadelede şehit düşmüş bütün Mehmetçiklerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Bizler Anadolu üzerinde yaşayan Müslüman Türk milleti damardaki kan, bedendeki ruhuz. Ne yaparlarsa yapsınlar birliğimizi ve dirliğimizi asla ve asla bozlayamayacaklar. Bizler bir bedende ruhu almış Türk milletiyiz. Peki sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yine yanımda Trabzon Şehit Dernek Başkanı değil mi? Şehit Aileleri Dernek Başkanı. Evet buyurun efendim. Kısa alalım çünkü arkadaşlar. Evet Sarıkamış'ımızın bugün ağlayan günü. Bugünlerde Sarıkamış'ımız solan çiçekleri bu dağlarda. Biz de bu kar kış kıyamet demeden Türkiye'mizin dört bir köşesinden 81 ilinden şehit ailelerimiz, şehit babalarımız, gazilerimiz, gazi yakınlarımız, biz de bu topraklara canını kanını veren şehitlerimizi almak için kar kış kıyamet buradayız. Hepsinin ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Bizler var oldukça onlar da var olacaklar. İnşallah hep var olacağız. Bayrağımız inmeyecek, ezanımız dinmeyecek, toprağımız solmayacak, toprağımız kan olmayacak diye bu vatanın evlatları bu ülkede, bu memlekette hep beraber diyoruz ki var olsun, var olsun, bu Türk milleti var olsun. Var olsun Mehmetçik, var olsun Muhammedçik. Çok değerli basın arkadaşlarımız, ben Diyarbakır Muharip Gaziler Derneği Başkanı olarak bugün Sarıkamış'ta bulunmaktayız. Kardelen çiçeklerimizi, büyüklerimizi, atamızı, atalarımızı hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Her daima kalplerimize yaşayacağız. Bugün de her günkü olduğu gibi daha da birbirimize kenetlenerek, birbirimize bağlayarak, biraz soğuktur kusura bakma da. Evet. Yani ondan sonra beraber olacağız. Bugün buradaki insanlar nefes aldığı zaman da
bilir ki şehit ve gazileri sayesinde nefes alıyorlar. Burada özgürce burada yaşıyorsak şehit ve gaziler sayesinde özgürce yaşıyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Siz nereden geldiniz? Diyarbakır Silvan'dan. Silvan Şehit ve Gazilerine Başkanı Fırat Topçuç. Burada olmaktan, şehit onda dedelerimizi yad etmekten gayet mutluyuz. Onlar bu ülke için canlarını feda ettiler. Bunun bilincindeyiz. Onlara yakışır bir şekilde bize bıraktıkları bu aziz ve bu cennet vatanını korumak için biz de nefesimiz yettiğince damarımızda akan akmaya devam edin müddetçe savunmaya devam edeceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Selam olsun aziz şehitlerimize. Selam olsun Enver'in hayaline diyorum. Selam olsun Turan'a diyorum. Evet sevgili seyirciler, Adana'nın sıcağından gerçekten Kars'ın, Sarıkamış'ın soğuğuna Adanalar Sarıkamış şehitler için dedeler şehit yakınlarıdır. Buraya kadar gelmişler. Bu vatanın nasıl kurtarıldığını -40'ta bu vatan için canını seve seven şehitlerinin defin edildiği yerlere gelmişler. Şu anda görmek istiyorlar. Biz de başkanımızın yanında Ayhan. Binboğa. Binboğa yanımızdadır. Evet. Önce kısa bizi tanıyalım efendim. Tabii size. İsmim Ayhan Binboğa. Biz Adana Gençlik Spor Dağ ve İzcilik Kulübü Derneği olarak dernek gönüllülerimiz, dağcılarımız, izci gönüllülerimizle birlikte Seyhan Belediye'mizin ve valiliğimizin desteğiyle Sarıkamış şehitlerini sizin dediğiniz gibi Adana sıcağında oturduğumuz yerde belki buradaki şehitlerimizin neler çektiğini çok hissedemezdik ama bu insanlar bu yaşta dediler ki biz dedelerimizin şehit olduğu yere gidip onlar gibi soğuğu hissedeceğiz. İliklerimize kadar atalarımız gibi soğuğu hissedip şühedanın izinde yürüyeceğiz dediler. Ve bir otobüs buraya bu arkadaşlarla beraber geldik. Buradaki şehitlerimizin dualar ettik. Allah mekanlarını cennet eylesin. Birliğimizi bozmasın. Biz Adana'dan gelirken de Adana'da bıraktıklarımızın dualarını da getirdik ve burada duaları da teslim ettik. Evet, hoş geldiniz. Başka bayanlardan konuşmak isteyen var mı? Vallahi gönüllüyüz. Ayhan hocamıza teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyon yaptı, böyle bir program yapıp bizi buralara sevindiniz getirdi. Çok sevindik. Çok rahmetli sevindik. Rahmetli abimin görev yaptı. Askerdi, subaydı. 60 yıl önce rahmetli abim burada ilk görev yeridir. Evet. Şehidimiz burada. Dedesi burada şehit. İsmim Durmuş Köksal. Emekli devlet memuruyum. 4 yıl Erzurum'da kaldım. Fakat buraya gelmek nasip olmadı. Dedem burada şehit. Adı Durmuş Köksal. Babam babasını hiç bilmiyor. Babamı gönderdim. Fakat kardan arkadaşlar yardımcı oldular. Sadece o kadar gördü. Organizeyi yapanlara çok teşekkür ediyorum. Nasip olmayınca sopa bile yenmiyor. Nasipmiş. Geldik dedemize çiçek aldı. Çok duygulandım. Ağladım. Allah rahmet eylesin. Dedenin yerini bulabildin mi hiç? Yani bulamadım. Bir Kars arkadaşa tembih ettim. Geliyor her sene. Fakat o da bulamamış. Ama ben onu bulmuş gibiyim. Yani sizlerin sayesinde geldik gördük. O 90 bin hepimizin dedesi. Birimizin dedesi değil. Allah rahmet eylesin. Gidip ne anlatacaksın torunlarına, oğullarına ne anlatacaksın? Tabii onlar da görmemişler. Onlara bu anlatma fırsatını ben görmüş oldum. Onlara resim de attım. 5 tane torunum var. 3 tane kızım var. Hepsine akrabalarım var. Olay olduğu gibi anlatacağım. Sizlere de yaptığınız emekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. Sağ olun, var olun. Allah'a sevindi emanet mi ol. Buraya ikinci kez? Çok sevindim. Sevinmek demek ne demek? Sevmek kelimesi çok ucuz geliyor. Evet, evet, evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Peki. Nasıl kurtardıklarını çocuklarımıza anlatacağız ve gelmelerini isteyeceğiz. Görmelerini isteyeceğiz. Gelmeyen, sadece görmeyen bunu hissedemez. Evet, evet, geç evet. Bile kaldık biz. Geç evet, bile kaldık. Evet, Adanalılar diyor ki geç kalmış. Evet. Bütün Türkiye'yi buraya davet ediyor. Evet. Buraya gelmeyen Sarıkamış'ı anlayamaz. Evet, buraya gelip bu soğuğu yüreklerinde hissedemeyen Sarıkamış'ı anlayamaz. Bak, dolayısıyla davet ediyor. Kim davet ediyor? Gülşen Hanım Araç'ta Sarıkamış türküsünü de çok güzel söylemişti. Söyle bakalım ablacığım. Söyle hadi bakalım. Bir türkü söyleyeceğiz. Sarıkamış. Söylemedim onu. Söyle. Varsa bir türkü söyleyebiliriz abi. Sarıkamış'la ilgili. Evet. Tamam, şimdi... evet. Evet. Heyecanlandı. Heyecanlandı. Hazır olursa Sarıkamış türküsünü Adanalılara söyleteceğiz. Evet. Adanalılar bütün Türkiye'yi buraya davet ediyor efendim. Evet. Evet, Sarıkamış şehitleri anmak için Milazım Dursun'da gerçekten İstanbul'da yaptığı dernekçilik, örgütçülük, sendikacılık gerçek iz bırakmıştır. Kendisi eşiyle birlikte, yenge hanımla beraber gelmişlerdir. Efendim hoş geldiniz, ne diyeceksiniz? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Sayın Küpeli.
Her yapılan yılda buradayım. Sizleri de burada görüyorum. Mutluyum, gururluyum. Bunu defaten söylüyorum, sürekli söylüyorum. Sarıkamış olmasa Çanakkale olmazdı. Burada mücadele eden, soğukla, açlıkla mücadele eden şehitlerimizi, dedelerimizi rahmetle anıyorum. Biz onların nesli, torunları olarak işte bu ülke nasıl şartlarda, nasıl zor şartlarda kazanılmış, ne hallere gelmiş, biz ne yapıyoruz, onların eleştisini yapmak lazım. Bu platformu bu aşamaya getiren Sarıkamışlılara, Sarıkamış Derneği'ne huzurunuza teşekkür ediyorum. Peki, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Kocaeli Sarıkamışlar Dernek Başkanı Burhanettin Özçelik her yıl burada bizimle birliktedir. Her zaman Kocaeli'ndeki Kocaelileri, şehit yakınları bilgilendiriyor ve onların da Sarıkamış'a gelmesi için emek veriyor. İyi bir dernek başkanımız. Kendisi de Sarıkamışlıdır. Evet. Başkanım, arkadaşlarla geldiniz. Evet. Önce sizden bir bilgi alalım. Ben şöyle diyeyim. Öncelikle bize destek veren siyasilerden de Allah razı olsun. Biz buraya 100 kişi getirdik dernek olarak. Onların sayesinde getirdik ama biz buraya getirdiğimiz insanların, şuradaki insanların hepsi Sarıkamışlı. Yani bu bölgenin insanı değil. Yabancı. Hı hı. 3000 kilometre yolu göze alıp buraya şehitlerine, dedelerine geldiler. Ben öncelikle bunlara teşekkür ediyorum. Onun için bunlara söz hakkı vermek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Huzurunuzda onları tebrik ediyorum. Biz buralıyız. Zaten biliyoruz, geliyoruz. Ama bu insanlar Sarıkamışlı değil, memleketimizin diğer yerlerinden geldiler. Allah razı olsun. Hepsi Kocaeli'de oturuyor ama farklı illerden. Ben onlara sözü veriyorum. Peki. Sağ olun. Şimdi abla sizden alayım. Hoş geldiniz. Neler gördünüz? Teşekkür ederim. Ben de Kocaeli merkezden geliyorum. Tabii ki ilk defa geldim. Burayı gerçekten herkesin görmesini isterim. Buraya geldim. O kadar ya yani hem duygulandım. Tabii ki seneye daha bir farklı bir yükseğiyle geleceğiz. Yani şu anda beni çok duygulandırıyor. Peki. Yani hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki gelmişim. Yani bu annemi yaşadığım için hepinize çok teşekkür Peki. ederim. Kameracı arkadaş, ablacığım hoş geldin. Nasıl gördün hoş burayı? Hoş bulduk. Ben de ilk defa geliyorum. İstanbul'dan geliyorum. Çok mutluyum. Böyle bir hatırayı gördüğümüz için şehitlerimizle mutluluğumuzu paylaştık. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin inşallah. Evet. Efendim hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Teşekkür ederim. Kocaeli'nden geldim ama aslen Sivaslıyım. Bu maneviyatı ikinci kez yaşıyorum ben. Teşekkür ederim böyle bir maneviyata sebep Peki. verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Ablacığım siz nereden geldiniz? Biz Kocaeli'nden geldik biz de. Öncelikle Burhan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu manevi duyguları bize yaşattığı için iyi ki gelmişiz. Peki. Sağ olun. Hoş bulduk. Kocaeli'den geliyoruz. Burhan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sebep oldu, getirdi. Buradakilerine de Allah rahmet etsin. Peki, çok güzeldi. Bizim ikinci gelişimiz. Emeği geçen herkese burada teşekkür ediyorum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Peki. Ben buralıyım. Burası. Buralıyım. Yağbasan köyü muhtarıyım. Sen de hoş geldin, muhtarım. Gelen misafirlerimizi ağırlamakla mükellefiz. Şöyle dönelim kameraya. Tabii. Gelen misafirlerimizi ağırlamakla mükellefiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz bu ilgilerinden dolayı. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir şey diyor musun? Kocaeli'nden geliyorum. Ağzını açalım. Kocaeli'nden geliyorum. İkinci sefer geldim. Çok mutluyum. Burhan Bey bu katkılarından dolayı. Bütün ölmüşlerini de Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir şey, gurur yani verici. Katkılarından dolayı da çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, sabahtan beri yüzlerce insanlara röportaj yaptık. Türkiye'nin her yerinde katılım oluyor. Yine Konyalı derici, sanayici. Bahadır Şahin beyefendi de şu anda Sarıkamış şehitleri için gelmiş. Yarın Kızılçubuk'ta yüz binlerce insanlara beraber yürüyecek. Ama ondan öncesi dedim bir duygularını alalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Duygulacan abim ne hissettiniz? Yani saray sıcak, dağlar kışlık bir şiirim var. Ama evde doğalgazda otururken, televizyon izlerken Sarıkamış'ı izlemek farklı. Ama gelip bu soğukta Sarıkamış'ı izlemek, anlamak farklı. Her sene Ukta ile bakıyorduk. Bunu gidip görmek, yaşamak lazım dedim. Ve bu sene geldik. Sağ olun siz de çok sıcak karşıladınız. Kars soğuk dediler, Sarıkamış çok soğuk dediler ama biz soğuk olmadığını gördük. Gerçekten soğuk değil, aslında sıcacık. Bu sıcak atmosferi yani herkesin yaşamasını tavsiye ederim.
Biz buraya şehitlerimizi, Sarıkamış şehitlerimizi anmaya geldik. Onlara selam vermeye geldik. İnşallah haberleri de olur. Torunları olarak geldik burayı. Her zaman sahipleneceğiz, her zaman geleceğiz, gideceğiz. Herkesin de gelmesini isterim. Gidince ne anlatacaksın? Şimdi o sıcaklarda konuşuyordun ama. Şimdi biraz duygusalım. Pek toparlayamıyorum ama yani şehitlerimizi kesinlikle unutmayacağız, anacağız. Buraya kadar geleceğiz. Burada soğuk olmayan soğuğu yaşamamız lazım. Sizin bir arkadaşınız vardı. Derici Erşef Karakaş. Onu niye getirmedim? Erşef abimin çok selamı var. Bu sene de benim yerime sen git dedi. Onun yerine ben geldim. Siz de kabul ederseniz. Aynı zamanda ben İstanbul'da Konyalı Sanayici İş Adamları Derneği yönetimindeyim. Konseyat Başkanımız Kemal Çelik Başkanımızın da çok selamını getirdim. Biz Konseyat Derneği olarak Kıbrıs'a, Balkanlara turlar düzenledik kendi içimizde yönetimi olarak. İnşallah ben öncü olarak geldim. Bakarsınız seneye Konseyat Derneği olarak da gelip şehitlerimizi beraber anabiliriz. Ben gidince başkanıma buranın mani havasını ileteceğim. Artık önümüzdeki sene... Ben geleceğim, ziyaret edeceğim, sözü oradan alacağım. Her zaman bekleriz, her zaman bekleriz. Biz Konyalıyız, Hazreti Mevlana'nın gel her ne olursan gel sözüne tabiyiz. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Evet, Yüksel Tanrıkuru da çocuklarıyla, eşiyle, eniştesiyle hep beraber gelmiş. Biz de dedik ki bir aile olarak geldiği için evde kimse kalmamış herhalde. Evet, kimse duygularını kalmadı. Alalım. Buyurun efendim. Efendim, geçmişlerini unutan milletler geleceklerini inşa edemezler. Bu şuuru evlatlarımıza biz özellikle yaşayarak ve yaşatarak örnek olarak gelip burada bizzat sergiliyoruz. O günlerde bizim için canlarını, kanlarını, mallarını, her şeylerini, istikballerini ve ikballerini bizim için heder eder demiyorum. Bizim için şerefle, şanla canlarını veren şehitlerimizi anmaya geldik. Allah rahmet eylesin. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler olsun. Sağ ol efendim, sağ ol. Biz de Çanakkale'den Şehitler Diyarı'ndan yine Sarıkamış Şehitler Diyarı'na geldik. O zaman şehit olan askerlerimiz için yerinde anmak, o soğuğu hissetmek istedik. Ama tabii Sarıkamış'ın halkı bizi sıcakkanlı karşıladı. Ben Çanakkale Dağcılık Kulübü olarak bugün arkadaşlarımız 2880 metrede kamp kurdular bugün. Yarın nasip olursa 3126 metre olan Allah Ekber Dağı'nda zirveye çıkmış olacaklar. Oradan da onların selamını iletiyorum sizlere. Çanakkale'de buradan çok selamlar. Yine Hamide Şahin ablamız da burada. Kendisi Kastamonu ama Konya'nın gelinidir. Evet. Neler hissediyorsun soğuğu gördünüz? Ay çok, yani içim böyle titredi. O şehitlerimiz nasıl bu şekilde can verdi. O kadar tüylerim diken diken oldu ki. İçimde ruhumda hissettim onların yaşadıklarını. Biz yarım saattir buradayız ve çok kötü oldum. Yani bilmiyorum, o şehitlerimiz nasıl böyle direndi, ne kadar dirayet gösterdi. Allah hepsinden razı olsun, gani gani rahmet eylesin. Sağ ol, gözyaşlarını tutamadın, evet. Evet. Burası öyle yarım. Öyle yani, kesinlikle yaşanılması gereken bir yer. Yani böyle bilmiyorum, ben yarım saat mahvoldum. Şehitlerimiz nasıl direndi burada. Gider anlatırsınız komşularına. Kesinlikle, kesinlikle. Herkesin yaşamasını isterim. Peki. Bu anı, bu duyguları çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Sarıkamış Dramı'nın 107. yılında Türkiye Şehitlerle Yürüyor Anma Etkinliği tam hızıyla devam ediyor. Dün gece Mevlüt okunduktan sonra on binlerce vatandaş meşaleli yürüyüş yaptık. Ve eski Sarıkamış 2000 şehidimizin bir arada yattığı yere kadar gittik. Şehitlerimizi yad ettik. Yine de orada Kur'an-ı Kerim okundu. Ve bugün de kardan buzdan heykeller gördüğünüz gibi yapılmıştır. Binlerce kamyon kar getirmiş ve bugün de artık bu her yıl olduğu gibi 26 yıldır yine Serhat Biricim TV, Kaşgar TV 26 yıl olduğu gibi yine şehit yakınlarını, bütün Türkiye'den gelen, yurt dışından gelen arkadaşlarımızı buluyoruz ve hepsinden röportaj yapıyoruz. Duygularını alıyoruz şehitlerle alakalı. Şimdi yanımızda bir abimiz de Bursa'dan gelmiş. Sarıkamış şehitlerinden çok etkilenmiş. Kendisi bir şiir yazacak. İsim soy isim? Kenan Sükut. Kenan Sükut bir şiir yazmış. Beraber dinleyelim. Buyurun efendim. 1914 zemheri ayı,
tarihler yazmıştı bunca olayı. Yasa boğmuş idi bütün dünyayı. Atamı bağrına bastı Sarıkamış. Eksi 40 derece 3 metre kar. Geçit vermez başı dumanlı dağlar. 90 bin yiğide oldular mezar. Bir tarih yazmıştı can Sarıkamış. Üşümüş elleri silah tutamaz. Buz kesmiş bedeni mermi atamaz. Vatan namustur teslim edemez. Her yanı bembeyaz kar Sarıkamış. 90 bin şehidi bağrına basan, Allahu Ekber'de tarihler yazan, Soğanlı Dağı'nda okundu ezan, içimde tutuşur kor Sarıkamış. Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı, vermem bu vatandan bir çakıl taşı, bin düşmana bedel her şehit başı, bir destan yazdı bak Sarıkamış. Vatan bizim, bayrak bizim, yurt bizim, Alevi bizim, Sunni bizim, Kürt bizim, İman bizim, Kur'an bizim, din bizim, şehitler diyarı, can Sarıkamış. Evet, abimize çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık diyoruz. Biz anan takip edeceğiz. Biraz sonra burada oldukça yoğun bir protokol de olacak. Herkesle röportaj yapıp siz değerli izleyicilerle paylaşacağız.